Kadın doğum uzmanıyım. Diyarbakır'da çalışıyorum. Yani kadın hastalıkları, gebeliklerle ilgili onkoloji bölümü var. Ama tabii ki hastaların %90-95'i bunlar hepsi gebe hastalar oluyor. Ağırlıklı olarak tabii ki biz en sık rastladığı hastalar gebelerdi. Tabii ki bizim ilk gelişimiz önemli oluyor. Ona göre ki en çok danışma olan olayı biz ilk gelişte yapıyoruz. Ona göre ki hastalara tam bir gebeyle ilgili bu hastayı ne bekliyor, mesela ilk 3 ayda ne şikayetleri olabilir diye. Mesela ilk danışmalı yani kan grubuna bakmalıyık, kan uyuşmazlığı var mı yok mu, ailede veya eşinin ailesinde o Akdeniz anemisi, orak hücreli anemisi biliyorsunuz Türkiye'de çok yüksek bir şey oranla görünen bir hastalıklardı. Onun bir önceden danışmanlık yapıyoruz. Ona göre ki eğer bu hastalarda kadının ve eşinin orak hücre anemi ve Akdeniz taşıyıcısısa mutlaka 8. 10. haftada gebeye test yapılır. Yani bir parça alınır ve işte bu bebekte bu taşıyıcı mı yani bu hastalık var mı yok mu tanısal olarak mutlaka önerilir. Yani gebelerin vücutları mesela idrar enfeksiyonlarına meyilli oluyorlar. Onları ileri haftalarda bebek büyüyor diye anneden kan alır, demirleri alıyor. Annede demir eksikliği anemisi çok sık görünüyor. Biz gebelere ilk 3 ayda folik asit ne için? Ona göre ki dediğim bir o hastalıklar var. Neural tüp defekler, bebekler, hasta bebekler doğumu. Onu önlemek için mutlaka ilk 3 ayda folik asit kullanmalıdırlar ve ondan önce de gebelikten önce yani mesela çiftler ki gebe kalmak isteyen çiftler 3 ay gebelikten önce biz öneriyoruz folik asit içmeye ve gebe kalınca da 3 ay içiyor, doğuma kadar o demir ilaçları kullanmalı. Evet, ikili test, zeka testi değildi ya da ikinci ismi. Biz önererek zaten yani tüm dünyada, Türkiye'de mutlaka öneriyoruz. Ne için? İkili test bize tanısal olarak gebe kadının bebekte Down sindrom riskini saptanmak için kullanılıyor. Ama hastalarda biraz karmaşık oluyor. Yani ne günde onlar testi yapıyorlar. Test düşük risk çıksa bile diyorlar ki bende yok. Bende bu hastalığı yani bebeğim sağlam. Ama sonradan bu bebek Down sindromu olabilir. Yani biraz bu ikili testler %100 bize doğrusu tanını vermiyor. %100 tanı almak için amniyosentez yapılır. Yani bebeğin o 5. ayında kadından bebek sıvısı alınır. O zaman %100 tanı koyulabilir. Ama o %100 o Down sindrom çocuğu taşıyor musun, taşımıyor musun? Onu tek amniyosentez sonucu bize verir. O da 5. ayda kadının karnına su alınır. O zaman da 2 hafta içerisinde sonuç çıkarılır yani. Onun için gebeleri takip olmak, kan testleri yapmak, mutlaka her geldiğinde ya bize hastanelere ya da polikliniklere o sağlık ocağı da mutlaka tansiyon ölçülmelidir ki o hastalığın erken evrede yani yeni yeni başlangıçta bulup onu önlemek için yani bu sonraki uje o son evrede gelmesine hastaneye yoğun bakımlık olduğu için yani ben gebeleri takip olmayı öneririm. Yani doktorlara gelip gitmeyi ya doktorların önerilerini yaptırmanı çok öneririm.